Akşener Zor'da çıkış yolu arıyor. Kılıçdaroğlu aday olursa İyi Parti biter, İmamoğlu olmuyorsa Mansur olsun ama Kılıçdaroğlu asla olmasın. Engelleyemiyorsak Akşener aday olsun, olmuyorsa Koray Aydın niçin olmasın? İyi Parti'de gündem bu, ortalık karışık. Üçüncü olan Büyük Kurultay öncesinde parti içinde kılıçlar çekildi, son anketlerde oy oranlarında 1-2 puanlık düşüş yaşanan İyi Parti'de Akşener'e ilk uyarıda imzasız mektupla geldi. Akşener'i üstü kapalı ama A takımını açık açık ve sert şekilde hedef alan bir mektup. Altında imza yok lakin içinde var. Şöyle ki, mektubu okuduğunuzda Koray Aydıncılar tarafından kaleme alındığı izlenimine kapılıyorsunuz. Efsane başkanımız, aksaçlımız, ülkücü hareketin son bilgesi. Böyle başlıyor mektup, Koray Aydın'ı yedirmeyiz deniyor. Deniyor denmesin ama Koray Aydın'ın teşkilatlar üzerinde pek fazla gücü yok. Zira vaktiyle Akşener fena budadı. Sanırım bu hesap edilerek mektuba şöyle bir ifade konulmuş. İyi Parti'nin oyunun %5'i Koray Aydın'ındır. Devamındaysa partinin dün ve bugün iyi yönetilmediği vurgusu var. Neyse, İyi Parti'deki erimenin Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde daha da artacağı düşünülüyor. Koray Aydın parti içinde bu durumu sıklıkla dile getiriyor. Dahası bu durumu fırsat bilerek teşkilatları alttan alta kışkırtıyor. İyi Parti teşkilatlarında bu yüzden panik havası hakim. Çünkü herkes şu sorunun cevabını arıyor. Bu erime devam ederse biz nasıl milletvekili olabiliriz? Dönelim mektuba yahut siz ona ultimatum da diyebilirsiniz. Akşener'in A takımına yönelik zehir zemberek ifadeler barındırıyor, bir de o isimlere lakap takmışlar. Tüpçü Ümit, Kimliksiz Uygar, Teşkilat Başkanı Heveslisi Metin Bozuntusu, Sarhoş Tolga, Vakkoçu Esma, Avukat Bozuntusu Sedat, Vırvır Mesut Oğlanı, Pavyoncu Ömer, Kör Uğurhan, Yalaka Sinan, Kalas Zekai. Akşener'in son zamanlarda agresif tavırlarına şimdi bir de bu gözle bakın. İçeride ve altılı masada köşeye sıkıştırılmış bir Akşener, öte yandan Koray Aydın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemiyor. Saraçhane tiyatrosu ayağına dolandı, aday olmaya çekiniyor. Ekrem'i de, Mansur'u da aday yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi. Akşener açısından durum hiç de iç açıcı değil. Böyle bir atmosferde kurultaya gidiliyor. Şimdi olmasa da seçim sonrası genel başkanlık koltuğu tehlikede. Bu arada İyi Parti'de önümüzdeki günlerde istifa haberleri duyabiliriz. Koray Aydın değil, Yavuz Ağar Alioğlu da. Turgay Güler, akşam.